Efendim Selçuklu'nun Darül Alası. Evliya Çelebi demiş ki şehirlerin anası. Efsanelerde de minnet, şükran gibi ifadeler bulunan bir şehir. Öyle bir eserin önündeyiz ki çıktı minare. Şapka çıkarmamak mümkün değil. Ve ne yapıyoruz? Sivas'tayız. Efendim Sivas çok enteresan bir şehir. Sivas'ın gerek doğası, gerek tarihi, gerekse kültürü hakikaten herkesin, bu ülkede yaşayan, hatta dünyada yaşayan herkesin anlaması gereken bir şehir. Birçok açıdan anlaşılması gereken bir şehir. Çünkü çok derin bir şehir. Biz de ne yapacağız? Size her ne kadar mutfak penceresinden baksak da ne kadar derin bir şehirde olduğumuzu anlatmaya çalışacağız. Anlatılacak şey çok derin olunca hemen başlamak lazım. Nereden bakarsanız bakın Sivas çok özel. İsterseniz bağlamanın telinden bakın, isterseniz Kangal'dan bakın, isterseniz kaplıcalarından bakın, isterseniz muhteşem mutfağından bakın. Tabii ben nereden bakacağım? Mutfağından bakacağım. Ama mutfağında bile göreceksiniz ki olağanüstü bir şehirde olduğunuzu hissedeceksiniz. Çünkü çok şey söyleyecek size Sivas. Yeter ki siz dinlemeyi bilin. Günaydın. Bu bir kahvaltı masası. Evet yani abartı yok. Hakikaten buradaki her şey hemen hemen %99.9 Sivas'a ait. Sivas'ın farklı bölgelerinde, Zara'sında, Hapi'inde, doğru mu Sait? Aynen. Sait'le beraber, Sait kardeşimle şimdi bir kahvaltı yapacağız. Böyle bir masada kahvaltı yapmak zor, onu söyleyeyim bir kere. Niye zor? Çeşit çok olunca kafanız karışabiliyor. Açıkçası benim öyle, sizi bilmem. Ve Sivas'taki kahvaltında ne kadar muhteşem olduğunu ki muhtemelen olmayanlar da var. Tabii ki. Yani işte evlerde olan. Mesela benim zeyrek diye bir şeyi hiç duymadığımı söylemekten hiç anlamıyorum. Zeyrek, evet keten tohumuyla balın karışımından oluşturulan bir ev kahvaltısıdır. Pekmez de oluyor. Pekmez mi? De tercih edilebiliyor. Bal da var, pekmez var, keten tohumu var. Ha. Bazen bazı evlerde kaymak katılıyor. Böyle bir karma yapılabiliyor. Bomba. Aynen atom, bomba. Fındıklı. Evet. Diyeceksiniz ki Anadolu'nun neresinde yok ama usul dediğimiz bir şey var. Bu Sivas usulü. Ne var Sivas? Koyun peynirimiz. Koyun peyniri. Bu çiğ sütten yapılan evet. Bir peynir. Bu tulum peynirine benzer ama bunu biz bidon peyniri deriz. Eskiden küplerdeydi, şimdi bidona. Aynen. Modernleşti. Aynen. Peki arkadaki peynir? Bu olgunlaştırılmış inek peyniri. Evet. Eskiden salamuraydı. Şimdi bunu saklama koşulları artsın diye, kıvamı da artsın diye köylülerin bulduğu güzel bir yöntemle yapılan, güzel, şahane, lezzetli, şahane. Kıvamı güzel bir orada peynir. Benim aşık olduğum evet. Şey var. Sivas'ın katmeri. Fırında yapılan bir katmer. Çünkü Anadolu'nun her tarafında katmer biliyorsunuz sacın üzerinde yapılır ya da başka şeylerde yapılır ama burada fırında yapılıyor. Çok hoş, çok keyifli bir şey. Şöyle ilginç olanları anlatmaya çalışıyorum. Ve tabii ki diyorsunuz evet, ki bu ne? Efendim et tavuk kelle, hani meşhur kelle. Sivas'ın neredeyse herhalde bir 200-300 yıllık rahat. Daha fazla tabii. Geleneği her sabah. Hatta Sivas'ların şöyle bir tabiri var. Neyse sana? Kelle kırdırayım. Ha kelle kırdırayım. Biz kelleyi kırdırdık. Yani ben kendi kelleme değil. Buradaki kelleyi kırdırdık. Bu şekle getirdik. Zaten... Genel olarak şimdi lezzetlere bakıyoruz ya, Sivas yöresinin eti de olsun, balı da olsun, diğer ürünlerde de beslenmenin, hayvanların beslenme yönteminden dolayı değişik. Lezzeti daha yoğun. Mesela kekik, Zara'da çok yoğun. O yüzden bu kekik balı diyorsun. Kesinlikle. Ha, kekik. Ve eti de yine Şarkışla olsun, Zara'da olsun besicilik çok gelişmiştir. Onun için eti de beslenirken kekikten faydalanırlar. Tuzu da zamanında verirlerse çok lezzetli eti vardır. Etin lezzeti farklıdır. Her şehirde ben mutlaka bir kahvaltı çekiyorum. Buradan şu sonuca varabiliriz arkadaşlar. Türkiye'nin belki de dünyada kendisini en iyi anlatabileceği öğün, rakipsiz öğün. Kesinlikle kahvaltı. Evet. Biz aynı zamanda çok görkemli de bir binadayız. Niye? Bir Selçuklu şehrindeyiz ama aslında bir Osmanlı binasındayız. Sivas'ta belki de Osmanlı eseri anlamında evet. Birkaç taneden, bir elin parmaklarından bir tanesi Behram Paşa Hanı. Çünkü yanılmıyorsam 1500'lerde
buranın şeyi olan, yöneticisi olan Behram Paşa tarafından yapıldığı dolunda bir bilgi aldık. Biz kahvaltıya devam edeceğiz. Şüphesiz ondan sonra Sivas maceramız çok yoğun bir şekilde başlayacak. Hadi bakalım. Haydi. Efendim şimdi Patırma'yı görenler diyebilir. Mesela bizim arkadaşlarımızdan biri Murat dedi ki, ya dedi Patırma var masada, ne alaka dedi. Alakayı kurayım. Sivas aslında çok fazla popüler anlamında Kayseri kadar, Kastamonu kadar çok pazarlamayabilir. Ama Sivas'ın şeyi, Patırma'sı da çok özeldir, bunu söyleyeyim. Yani hemen hemen Türkiye'de ne diyelim ilk 5'e girebilecek bir Patırma kalitesinden bahsediyoruz. Çok da iyidir. O yüzden ne yapıyoruz? Biz keşfe devam ediyoruz. Tabii siz izlerken biz de yiyeceğiz. Şahane. Neyi gördüm? Simit. Sivas kazan simidi. Biliyor muydunuz? Ben biliyorum. Bir tane. Tabii hocam. Kazan simidi değil mi? Doğru söyledim. Kazan simidi. Sivas'tayız ve Keşfet programı için Sivas'tayız. Aslında diyeceksiniz ki keşfedecek ne var Sivas Köfte? Keşfedecek bir şey mi diyeceksiniz ama ben size onu uzun uzun anlatacağım. Ama önce şu mangal başında biraz sohbet edelim istiyorum. Kiminle? Sevgili Nazım'la. Nazım aslında ailenin üçüncü, en büyük oğlu şu anda. Doğru mu? Öyle mi? Evet. Evet Adnan. Şu andaki ama buranın esbabı mucizesi şu. Üç nesildir devam eden bir hikaye bu. Ve bildiğim kadarıyla şimdi ben Nazım, sevgili Nazım kardeşim düzeltmezse eğer, bildiğim kadarıyla Sivas Köftesi'nin de ilk yapan aile. Doğru mu biliyorum? Evet. Ticaret odasına da kaydı var dedemizin. Yani bu şekilde de tescil edilmiş. O halde diyoruz ki Sivas Köftesi olsa olsa nerede çekerdik? Burada çekerdik. Ama başka bir şey öğrendik geldiğimizde. Dediler ki hayır, yaprak köfte. Ya dedik biz Sivas Köfte diye biliyoruz bu köfteyi. Aslında dediler elbette Sivas Köfte ama Sivas Köfte o kadar bozulma eğilimi gösterdi ki o yüzden biz bir yerde ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü Sivas Köftesi bizim için çok şey ifade ediyor dedi. O yüzden de şimdi geldik. Nazım niye siz yaprak köfte? Birincisi şekli itibariyle gerçekten yaprağa benziyor. Güzel. Diğer muadillere baktığınız zaman iki parmak kalınlığında. Ha, güzel. Yani daha ince. Yönü, tabii. Orijinalliğini, yapısını, formunu korumamışlar. Peki. Değişmiş. Ama sonradan yaprak köfte dedi diye mesela. Niye dedi? Buraya gelen insanlar ben Sivas köfte yemem diyor. Ya bir tadına bakın. Güzel. Neden acaba öyle diyorlar? İşte bu soruyu sizin düşünmeniz gerekiyor. O konuda yorum yapmayacağım. Çünkü Sivas köftesi herkesin canı sıkıldığı zaman evinde ya da şurada burada yapabileceği bir köfte biçimi değil. O tür köftelerimiz de var. Ama Sivas köfte çok özel bir köfte. Zaten iki ürün var. Birisi dana eti, evet. Ama etin her tarafı değil. Birazdan size uzun uzun anlatacağım. Ama siz şöyle kameralarla bir gelin, yakın yakın. Oradan bir tane de belki bana Nazım şeye gelir, insafa gelir. Bir abi tane o de... ne demek? Sivas'ta herkes cömerttir. Buyur tadına bak. Bir tane de verir. Bize has değil. Allah! Bu damlamayı görüyorsunuz. Bunun bir özelliği de Türkiye'nin neresinde, hatta dünyada diyelim, hangi eti yerseniz yiyin porsiyonu ve gramajı bellidir. Şimdi şu yaptığım tabakta 25-30 tane köfte var, hı hı, yaklaşık olarak. Bunun 3 katını yiyen 70 kilo, 75 kilo aralığında müşterilerim var benim. Yani bir oturuşta 1 kilo eti yer, ne hastanelik olur, ne kilo alır, ne de rahatsız olur. Akşama da gelir, bir porsiyon daha yer. O zaman bana diyor ki yiyebildiğin kadar ye diyor. Ya abi rahatsız etme. O zaman ben ne yapayım? Masaya geçeyim, yiyebildiğim kadar yiyeyim. O
Ocak başındaki muhabbet devam ediyor. Şimdi ikinci kardeşle devam ediyoruz. Çünkü demiştim ya, kardeşlerin hepsi bu işte uğraşıyor. Aslında niye burayı seçtiğimi de kısaca anlatmak istiyorum. Çünkü burada bütün aile başka bir şey yapıyor. Hayvancılıkla ilgilenen, yani bu yediğimiz, doğru mu Rıdvan? Evet. Yediğimiz köftelerin ana maddesi olan büyükbaş hayvanların yetiştiriciliğini de aile yapıyor. Ocakta bir başka abi var. Sofrada sadece yiyen bir kardeş var. Yani o da işte... O görev de büyük görev. Evet. O da büyük. Şimdi biz bunu yerken Rıdvan, senden evet, rica ediyorum. Evet. Bir de biraz anlat bakalım. Bu yaprak, aslında Nazım anlattı ama evet, bu yaprak köfte hikayesi ve Sivas köftesi hikayesi bir de senden dinlemek istiyorum. Biz bu Sivas köftesi denilen köftenin ailecek mucidi olan bir aileyiz. Babamın dedesi bu işi başlatan, sonrasında babamın babası devam ettiren, bunu dallandırıp budaklandıran, köklendiren de babam Nuri Usta. Ne güzel. Tanıyoruz tabii evet, Nuri Bey. Şimdi biz de kardeşler olarak baktık ki babam sır tarif yapıyor. Dedem bunu sır tarif yapmış. Sanatı korumak için, zanaati korumak için biz bu Sivas köftesi denileni herkes farklı bir şekilde bizi taklit ederek yapmaya başlayınca dedik ki misafirler de yediğinde biz başka yerde yedik Sivas köftesi yemeyeceğiz diyor. E dedik ki bu bizde yediniz mi, yemedik. Bir bizde tadın buyurun. Bir misafirimiz de aynen şöyle söyledi. Ya ben eğer bu Sivas köftesi ise o ney? O Sivas köftesi ise bu ney? Aklımızda aslında ki bütün olan şeyi bize o tattığı ürünle söyledi. Dedik ki biz artık bu hem ürünü korumak adına hem memleketimizin mal olmuş bir ürünü korumak adına bunu yaprak köfte olarak bundan sonra misafirlerimize sunacağız dedik. Ve şu anda yaprak köfte olarak evet, yapıyor ve misafirlerimize evet, sunuyor. Şimdi Sivas köftesi yapanlara saygı duyuyoruz tabii ki. Evet. Köftesi doğru yapanlara da korkunç saygımız var. Evet. Ama buradaki kaygı çok güzel bir kaygı. Aslında ülkemizde genelde bu kaygının çoğalmasını da diliyoruz. Neden? Bu tür özel ürünlerin birileri tarafından fütursuzca diyelim evet, kullanılması, bozulması, bunun üzerinden nemalanma fikrinden cayılıp artık daha koruyucu, daha saklayıcı. Evet. Aslında biraz önce bir şey söyledi. Ne dedin? Sır tarif. Bu ete işte kuzu konulur diyorlar. İşte etin tüm bölgesinden yapılır. Hayır, bu etin tüm bölgesinden yapılmaz. 400 kiloluk, 350 kiloluk karkas bir hayvanın 110 kilo, 120 kilo kadarından yapılır. Yani evet, bu köfte, özenle işlenir. Yani bu evet, köfte deniyor ki 400 kiloluk bir hayvanda evet, sadece 110 kilo, 110 kilo 120 bir parçadan kilo yapılıyor. Evet. Şimdi böyle yaptığınız zaman sorun yok. Herkes yapabilir. Evet. Adına da ne derse desin. Desin. Ama evet, ama diyor bunu böyle yapmıyorsanız biz diyor bunu böyle yapma gayesiyle ismini yaprak köfte olarak koyduk ki aslında Sivas köftesini korumaktan bahsediyorlar. Evet. Temel dertleri bu. Bir yanlış anlaşılma da olmamalı. Yani onlar bir isim koyma merakıyla yapmıyorlar bunu. Değil, evet. Sadece ürünü korumak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyorlar. Tuz. Son sorum tuz. Evet. Tuz. Tuz. Çok korktu, durdu. Evet. Sır. Geldik sıra. Tuz. Tuz, Sivas'ımızda çok sanayileşmeyen, özel bir bölgeden kaya tuzu olarak çıkardılar. Yani gölde dinlendirilen tuz değil veya başka iyotlu tuzlar gibi değil. Tamam. Kaya tuzu olarak çıkartılan. Özel bölge. Özel bir tuz. Özel bir bölgeden hem de. Özel bölge. Ama Sivas'ımızda. Sivas'ımızda. Özel bir bölgesinde. Evet. Rıdvan o bölgeyi söylemiyor. Evet. Bir de esnafın doğal olarak bu tür şeylerine saygı duyuyoruz. Evet. Ve ne yapıyoruz? Afiyet. Demek ki Sivas köftesinde Sivas tuzu olma zorunluluğu da var. Evet. Bir de mesela olması ben olmaz, babanızdan şunu duymuştum. Evet. Nuri Bey de bana demişti ki bu bölge demişti yaylacılık konusunda çok iddialı. O yüzden de buradaki yayılım yapan hayvanlar evet, çok özel beslenirler. Bu da çok etkiliyor dedi. Ve biz ne yaptık? Köfte hikayemizi bitirdik. Bitirdik. Şimdilik devam ediyoruz.
Sivas yemekleri çok lezzetli. Ve Sivas'taki ustalarla, işletme sahipleriyle konuştuğumuzda hep söyledikleri bir formül var. Sır diyorlar, sır. Ama biz o sırrı bulduk. Neymiş biliyor musunuz? Tuz. Sivas'ın tuzlarla ilgili çok önemli bir hikayesi var. O yüzden biz şimdi tuz madenine gidiyoruz. Tuz madeni. Evet, merhaba. Merhabalar, burası hoş geldiniz. Burası tuz madeniymiş. Doğrudur. Şöyle bir bakalım, tuz madenini ben bir alayım elime. Tabii. İşte, yani boşa söylemedim, tuz madeni dedim. Gördüğünüz gibi tuz madenine geldik. Şimdi bir de Sivas lezzetlerinin genelde tuzla bu formülü elde ettiğini söylediler. Doğrudur. Doğrudur diyor. Peki hangi tuzlar onlar? Onlar Sivas'ımızda üretilen, yer altından çıkan kaynak sularından, tuzlu sulardan buharlaşma yöntemiyle elde edilen tuzlarımızdır. Tamamen ha. Doğal. Şeyde Sivas'ta kaç tane tuz şeyi var, yani çıkan menba var? Aktif olarak 10 taneye yakın. 10 tane? Evet. Ya 10 ayrı tuz cinsi? Yani aynen, yöresel olarak 10 taneye yakın aktif çalışan tuzlarımız var. Şu tuz mu? Bu tuz, evet. Bunun şöyle gösterelim. Bir dakika ya. Bu rengi görüyorsunuz, çok ilginç. El dokunmayayım diye böyle yapıyorum. Biraz daha alayım. Nedir şimdi bu? Niye rengi böyle? Bunun rengi demirle fosfor mineralinden olduğunu söylüyor mühendislerimiz. Üretimini yapanlar. Doğal mesela yot var. Yani 84 tescilli mineral, değil mi yani? Tabii tescilli, 84 mineral 9 element olarak. 84 mineral? Evet, 9 element olarak mineral değerleri var. Peki bu? Onda da yine mineral değeri yüksek olan bir tuzumuz. Vücuda faydalı 80 mineralimiz var onda da. O da tescilli. Bu da tescilli. Tabii birer kiloluk paketlerde ve arkasında var. Peki şu? Onların mineral değeri turuncu ve beyaza göre daha fazla. Daha fazla. Her sene üretimi böyle bir veya iki çuval kadar olan çok çıkmayan bir tuzumuz. Evet, bir yılda. Her sene olmayan bir tuzumuz. Çok özel bir, farklı bir tuz. Onu bilen zaten 3 kişi var alan. Çok fazla kişi. 3 kişi? Evet. Niye öyle? Şöyle söyleyeyim, üretim olmadığı için bilen insanlar... Peki ne oluyor, bunun faydası ne? O bilenler ne nedenle alıyor bunu? Bunun mineral farkı turuncuya göre daha yüksek seviyede. Peki burada Sivas köftesi var ya. Evet. Hangi tuzu kullanıyorlar? Sivas köftesinin tescilli tuzu bu. Aha, buldum. Evet. Şimdi Sivas köftesinin sırrını bulduk. Haydi bakalım. Sadece, i̇şte bu. Sadece. Bu. Bakın gelin yakına. Gelin şöyle bir göstereyim şöyle. Şöyle Sivas köftesi burada. Herkese söyleyeceğim bunu. Yandı Sivas'taki köfteciler. Efendim Sivas şaşırtmaya devam ediyor. Çünkü Sivas diyor ki biz diyor yemekleri yapıyoruz. Yemeklerimizin ürünlerini de diyor Sivas bölgesinden buluyoruz. Doğru mu bu durumda? Doğrudur. Düşünün 10 tane tuz şeyi var. Tuz, evet, ocağımız var. Evet, aktif. Aktif olmayan da var mı? Var. Rezervleri küçük olduğu için çalışmıyor. Şimdi bu 3 kişi alıyor bu tuzdan. Yani. Ben 4.'üyüm. Bu tuz 4. Biliyorum. Evet, içeri girmek için tam 15 dakika bekledim. Niye? Çünkü kuyruk vardı. Neyin kuyruğu? Burası aslında şekerci dükkanı ama enteresan. İstanbul'daki birçok bilindik markanın şekerleri buradan gidiyor desem inanır mısınız? Vallahi öyle yani, 1949'dan bu yana, ama ben tabii şeker yemeye gelmedim. Helvası meşhurmuş. Doğru mu? Evet. Hani görelim o helvayı. Görelim. Niye meşhur? Bunu doğal tahinle yapıyoruz. Sadece şeker kullanıyoruz. Peki. Eski usulle yapıyoruz. Elde yapıyoruz. Makine girmeden yapıyoruz. O yüzden güzel oluyor. Eskiyi koruduğumuz için güzel oluyor. Anlatıldığı kadar. Böyle çok da kesme. Sen beni çok fazla ciddiye aldın. Onu da küçült. Onu da küçült. Sivaslı porsiyonlarıydı sanırım onlar. Belki normal görüyorsunuz. Bir kere dişinize yapışmıyor. Çok önemli. Tahin alıyorsunuz. Muhtemelen, umarım ya da şeker pancarı. Tabii ki. İçindeki.
Yani bir helvadan ne bekliyorsanız onları bulabiliyorsunuz. Bu ne? Bu da çikolatalı gofret. Bu da özel ürünümüz. Siz mi yapıyorsunuz? Evet. Buradan dediler ki çok ünlü markalara şey gönderiyorlar. Yani birçok firmayla beraber çalışıyoruz. Doğal da güzel isteyen firmalarla çalışıyoruz. O şekilde onlar da müşterilerine en iyisini sunmayı istiyorlar. En iyisini aldım. Gidiyorum. Kahve, UNESCO'nun somut olmayan miras kapsamında bir içeceği. Bilmiyorum bunu biliyor muydunuz ama bu ne demek? Aslında kahve sadece bir içecek değil. Kahve 16. yüzyıldan itibaren aslında Türk toplumunun sosyalleşmesini sağlayan bir içecek. Ve aslında Anadolu'nun birçok şehrinde fazla kahvehaneler olmasına rağmen bu çapta, yani içinde çok fazla oyun veya diğer şeyler gibi olmayan, hakikaten sadece İnsanların sohbet ettiği, bir şeyleri paylaştığı kahve bulmak bir zorluk. İkinci zorluk da böyle bir kahve bulmak. Çünkü ben her şehirde bir kahve içiyorum aslında. Ama buradaki kahve biraz farklı bir kahve. Çerkez'in kahvesi. Niye? Çünkü bu bir Çerkez tarafından, Çerkez etnik grubuna sahip bir insan tarafından kurulmuş. İyi ki de kurulmuş. Çünkü Sivas'a gelen herkes mutlaka Çerkez'in kahveye uğruyor. Ne diyelim o zaman? Gönül ne? Kahve ister. Ne kahvehane? Gönül bu sefer ne istemiş? Sivas istemiş. Kahve bahane. Tarihi kent meydanının tam da ortasında çok özel bir mekandayız. Yanımda Şef Şaban Cin. Ne yapacağız? Sivas'ın ev yemeklerini bir restoranda size anlatmaya çalışacağız. Hani Sivas'ın meşhur bir sözü var, bilir misiniz? Kadın var, arpa unundan aş eder. Kadın var, buğday unundan taş eder. Yani burada aslında Sivaslı kadınların ne kadar maharetli olduğunu, ev yemeklerinin de ne kadar bol olduğunu gösteren bir önemli bir deyiş. Doğru mu? Doğru. Bir de çok böyle çok hoşlandığım başka bir söz var. Onu bugün öğrendim. Neydi o? Koskoca tren, küçücük ray, vay anam vay. Tam bu sofra için söylenecek laf. Yani biz küçücük bir şey gibi kalıyoruz burada, ray gibi. Koskoca bir tren var önümüzde. Bakalım tren şimdi başladı harekete. Şimdi şef, ben sana sorayım, sen bana önce bir anlat. Önümüzde ne var? Peskutan çorbası. Peskutan nedir? Peskutan yoğurdun dinlendirilerek, bekletilerek, sıkıştırılarak süzülmüş. Kışlık tamamen hazırlık. Tabii ki soğuk havalarda, eskiden kiler dediğimiz yerlerde, toprak altlarında bekletilmiş. Daha sonra yaz aylarında veya kış aylarında işte çözdürüyorsunuz. Tabii ki onu suda çözdürüyoruz. Daha sonra bunun kaynatarak çorbasını yapıyoruz. Ne var? Önümüzde bir Divri pilavı var. Yani diğer adı Alatlı pilav. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Niye Alat diyorlar? İçerisindeki sebze veya daha doğrusu kuru yemişlerden dolayı. Heh. Kuru yemişlerle yapılan bir pilav. Kuzu etiyle yapılan bir pilav. Divri'nin Sivas'ın en ünlü, en güzel yemeklerinden bir tanesi. Şimdi güzellik nerede? Şefin geleneksel mutfağa hakim olması çok hoş. Yani bazen bu sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Geleneksel mutfağa bazen uzak olunuyor. Mesela ben bunların 3 aşağı 5 yukarı hepsini biliyorum. Bunun adı Sübira. Yine sen anlat. İçinde buğday. İçerisinde buğday yoğurt. Unundan, yoğurttan. Yani buğday ununda bir hamur yaparlar. Bu hamuru eski nenelerimiz, sadece buğday unundan, sadece buğdaydan. Ona da biz yarma deriz veya dövülmüş evet, yarma. Evet. Onunla yapılır. Annelerimiz, nenelerimiz bunu hazırlarlar. Kışlık, kuruturlar, keserler, doğrarlar, her şeyi yaparlar. Daha sonra yoğurtla, önce haşlarız. Haşladıktan sonra yoğurtla birleştiririz, özelleştiririz. İçerisinde sarımsağımız ve yine Sivas'a özgü bir tereyağı. Bu şekilde servisini yaparız. Muhterem Sivaslı ya. Güzel. Sivas'a uygun evet. Tereyağı. Peki. Gelelim içli köfteye. Türkiye'nin her tarafında biliyorsunuz içli köfte var. Farklı usullerde yapılır. Peki sizinkinin özelliği nedir? Bizimkinin özelliği içerisinde her türlü sebzeyi barındırmaz. Dışında et barındırmaz.
Dışında sadece bulgur, irmik, nişasta. Bununla bir harç hazırlanır. Tamamen aşırı şekilde incedir. İçerisinde kavrulmuş, soğan ile kavrulmuş. Çok lezzetli bir, baharat da kullanmıyoruz bunda. Lezzetli bir kıyma var. Peki dışını çok incedir dedin çok değil ince. Mi? Birazdan, az sonra ince çok mi ince. Değil mi göreceğiz. Göreceğiz. Peki, geliyoruz şimdi bu yemeğimize. Bu hingen. Hingen. Aslında Sivas aynı zamanda bir Çerkez etnik grubunun da yoğun yaşadığı şehirlerden evet. biri. Farklı kültürler var Sivas'ta. Onlardan biri de Çerkezler. Peki, şimdi bunu anlat. Bu da yine hamur yoğruluyor. Tabii bu normal hamurlar gibi değil, biraz daha sert olur. Bu hamurun içerisinde haşlanmış patates, tuz ile baharat ile renklendiriliyor. Kıymayla yaparlar. Kıymayla yapılırsa Kayseri mantısı olur. Biz kıymayla yapmayız. Biz sadece patatesle yaparız. Öyle yine dedi. Tereyağıyla servisini yaparız. Peki. Şimdi geldik şu üstü kapalı yere. Açıyorum. Açtım. Nedir bunun adı? Bu kara kavurma. Kara kavurma. Neden bunun adı kara kavurma? Neyden yapılır kara kavurma? Eskiden hani insanların evinde buzdolabı yoktu. Saklamak için sadece kavurma sistemi yapılırdı. Keçi etinden yapılır. Keçiler kesilir. Buzdolabı olmak için bir kara gömülür. Peki o zaman ne yapıyoruz? Sübürayla başlıyoruz. Aklımıza geldikçe sorular soracağız. Hadi bakalım şef. Peki sizin bu restoranda Sivaslılar en çok neyi tercih ediyor? Geleneksel yemekleri mi yoksa böyle popüler yemekleri mi tercih ediyor? Şimdi biliyorsunuz ki Sivas biraz göç vermiş bir memleket. Evet. Yaz aylarında genelde gurbetçilerimiz çok fazla geliyor. Ama yazı kışı fark etmeksizin bizim yöresellerimiz. İçli köftemiz, hingelimiz ve özellikle Sivas köftemiz. Sivas? Sivas köftesi. Sivas köftesini bakalım. İnceliği görüyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz hemen? Hingelimizi alıyoruz. Hingelin üzerine bir yoğurt mu koymam lazım? Hingelin üzerine yoğurt koymuyoruz. Yok. Biz hingeli boş yeriz. Evet. Sadece üzerinde tereyağı vardı. Erimiş tereyağı var. İçinde patates var. Patates İçerisinde hangi patates işlemleri var. Görüyor? Patates haşlanır. Daha önce soyulur, temizlenir. Daha sonra haşlanır. Ezilir ve tereyağı ile kavrulur. Sivas'a geldiğinizde eğer ev yemeklerini denemek isterseniz ya da şöyle söyleyelim, o belki yanlış bir deyim, geleneksel mutfağı görmek isterseniz kesinlikle gelebileceğiniz çok şık bir mekan Keşfet. Gördüğünüz gibi yeni bir yeri daha sizlere keşfettirme keyfini yaşıyor. Sivas demek Selçuklu demek ve Selçuklu demek hakikaten taş işçiliğinin zirveye çıktığı bir sanat demek. Şimdi de zaten onu çok nadide örneklerinden birinin önündeyiz. Burucuya Medresesi. Hemen yanımızda Şifaiye, karşısında Çifte Minare, burada da yine bir Osmanlı Camii. Hemen arkada bir Cumhuriyet dönemi binası. Yani aslında Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bütün eserleri aynı meydanda görebileceğiniz çok ilginç bir alandayız. İşte Sivas o yüzden diyorum ki çok özel. Mutlaka görmeniz lazım. Mutlaka izlemeniz lazım. Evet ben aslında yemek programı yapıyorum. Ama şimdi Sivas'a gelip bu eserleri görmeden gitmek olmaz. Nereden bakarsanız bakın. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Bir bütün sanat, gastronomi de onun bir parçası. Devam ediyoruz. Efendim, çok etkilendiğim bir keşif. Çünkü bu programın adı Keşfet. Sanayi Mektebi Müzesi.
Sanayi deyince aklımda çok şey gelebilir ama aslında ben yine gastronomi temelleriyle alakalı şeylerden bahsedeceğim. Çünkü buraya girdiğimde hakikaten aslında gastronomik anlamda da nereden nereye gelememişiz onu anlatmaya çalışacağım. Aslında nereye de gelebilirmişiz onları anlamış olacaksınız. Şimdi tam da söylediğim şeyin önündeyiz. Yanımızda Fatih Bey var, sanat tarihçisi. Evet, doğru mu? Doğru. Aynı zamanda bu müzenin sorumlusunuz. Şimdi burada çok dikkatimi çekti. Diyor ki son kısmı müsadefetle mübahi olan ziraat ve zanaat. Burada zanaat kelimesi beni çok ilgilendiriyor. Sanayi dedik başta ama evet, zanaat dediğimiz zaman sonuçta bakırcılık, bıçakçılık gibi mutfağı tamamlayan unsurlar da söz konusu. Kesinlikle. O zaman siz kısaca bize bir anlattın bu hikayeyi. Şöyle söyleyeyim. Sultan Abdülhamit o dönemde özellikle tüm Osmanlı coğrafyasında ulusal ve uluslararası fuarların düzenlenmesini istiyor. Ve telgraf çekiyor şehirlere, vilayetlere. Sivas'ta da ilk defa 1903 yılında tam 58 gün süren ve Sultan Abdülhamit'in 27. seneye devriyesinde... Kaç gün süren? 58 gün süren. 58. Arşiv Sivas'ın kayıtlarına baktığımızda 58 gün süren bir ulusal fuar gerçekleşmiş. Çevre illerle beraber işte hem mahsullerin hem de mamullerin tanıtıldığı ziraat ve zanaat üzerine bir fuar gerçekleşiyor. Bu fuarda da şöyle söyleyeyim, özellikle haftanın iki günü sadece bayanlara ayrılıyor ki bayanların da hem tarım konusunda hem de o mahsuller konusunda bu gelişmelerden haberdar olması isteniyor. Şahane. Böyle bir fuar. Buradaki ipek mendilimiz ise o dönemde Viyana'da basılmış Sivas vilayetinin haritasıdır. Amasya sancağını ve Tokat sancağını gösteren, Şebin Karahisar sancağını gösteren bir ipek mendilimizdir. Ve her birisinin üzerinde ayrı ayrı Sivas'ın tarihi eserlerinin tanıtıldığı kartpostallarımız yer alır. Fuarın hatırası olarak gelen ziyaretçilere bu ipek mendil hediye edilmiştir. Şahane. Efendim, bu anlatılandan çok net bir şey çıkıyor. Aslında biz gastronomik anlamda çok öncelerde, çok öncelerde temellerini bir şeylerin atmışız ama zamanla niyeyse kaybetmişiz. Belki de kaybetmemiz istenmiş. Sonuçta hoş olmamış ama yine de bugün tekrar biz ne yaptık? Keşfettik. Tekrar nelere sahipmişiz, neleri nasıl kaybetmişiz size hatırlatmış olduk. Ama şurada da bıçakçılığı gördüm. Bir de onu evet, görelim hemen tabii. Şöyle yürüyelim hafif. Sivas'ın bıçakçılığı meşhurdur. Yani uluslararası şu anda da coğrafi işaret almış mesleklerden bir tanesidir. Şöyle söyleyeyim, özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde biz tam olarak değil ama... Hani 1400'lerden bahsediyoruz. 1400'lerden bahsediyoruz. Sivas eyaleti tabii Amasya'yı da içerisinde barındıran bir yer idi. Ve orada Sabuncuoğlu Şerafettin diye bir medrese vardı. Evet, ki tıp alanında evet, ilerlemiş olan. İlk bıçaklar orada yapılmadır. Neşterler daha doğrusu, ameliyat neşterleri. O bakımdan da Sivas vilayeti olarak geçer ama hala araştırma konusudur bu. O yüzden de Sivas bıçaklarımız çok meşhurdur. Ve ayrıca bir Sivasçılar, bıçakçılar çağrısında bu bıçakların ve Osmanlı mutfak üzerine hem de savaş üzerine kılıçların ve ev aletlerinin yapıldığını görüyoruz. Yine başka bir şehirde, yine başka keşiflerle gastronomiyi tamamlayan birçok şeye dokunarak yeni şeyler öğrenmek ümidiyle hoşçakalın.